Geze Göre Türkiye takipçileri, hepinize merhaba. Sokak Sokak Elazığ video serimizin 6.'sı ile birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Ahmet Aytar Meydanı'nı tanıtacağız. Bu meydan, Elazığ ilinin merkezi bölgelerinden bir noktada yer alır. Elazığ ilinin 3 meydanından birisidir. Gazi Caddesi'ne cephesi olan meydanın bir tarafında yeni valilik binası ve meydanı, bir tarafında ise öğretmen evi ve bugün yıkılmış olan Mehmet Akif Ersoy Lisesi bulunur. Şehrin Malatya tarafında bulunan batı, güney ve kuzeyinde kalan mahalleleri ve köylerinin toplu taşımasına hizmet veren otobüs ve dolmuşlarının neredeyse tamamı bu meydandan geçer. Yine Elazığ'a ilk defa gelenlerin yolu Malatya Caddesi üzerinden bu meydanla buluşur. Peki bu meydanı özel kılan nedir? 1963 yılında Milli Atlet'in adının yaşatılacağı 700 kişilik bir spor salonu yapılır. Bu spor salonu tam 60 yıl Elazığ gençliğine ve Elazığ sporuna hizmet eder. Bu meydanda 2013 yılına kadar bir kapalı spor salonu vardı. 2013 yılında ekonomik ömrünü tamamlayınca yıkıldı ve alan şehir meydanı olarak kullanılmaya başlandı. Günümüzde meydan olarak kullanılan bu alan, Elazığ Belediyesi'nin yapacağı proje ile yeniden düzenlenmeyi beklemektedir. Bu meydanın ismi Ahmet Aytar Meydanı'dır. Şimdi Ahmet Aytar kimdir? Tanımaya çalışalım. 1922 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1939 yılında Taşra'da Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükler Kurulu'na kadar futbol oynadı. Ahmet Aytar ilk defa antrenör olarak atanan değerli hoca Ziya Atlet tarafından keşfedilerek maraton koşmaya teşvik edildi. Ziya Hoca tarafından çalıştırılan isimsiz nefer 1941 yılında Bursa'da yapılan Türkiye Maraton Şampiyonası'na katılarak burada 5. oldu. Elazığ ilini temsilen katıldığı 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonalarında birincilik elde ederek 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu oldu. 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde yapılan ilk Akdeniz oyunlarına iştirak eden milli sporcumuz burada birinci olarak Türkiye'ye atletizmde ilk altın madalyayı kazandırdı. 1952 yılında Helsinki Olimpiyat Oyunlarına katılan değerli sporcumuz burada başarılı olamamış, akabinde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'da yapılan Balkan oyunlarında çeşitli dereceler elde etmiştir. 1959 yılında Elazığ Beden Terbiyesi'ne memur olarak giren Ahmet Aytar, memuriyeti esnasında bile 10 yılı aşkın süre faal spordan kopmamıştır. 1960'lı yıllara kadar yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katılmış, çoğunlukla birincilik elde etmiştir. Koşmayı bıraktıktan sonra gönül verdiği atletizmden kopmamış, 1990 yılına kadar atletizm il temsilciliği görevini yürütmüştür. 1990 yılında rahatsızlığından dolayı faal atletizm yaşantısına son vermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan merhum sporcu Ahmet Aytar, 1 Mayıs 1992 günü vefat etmiştir. Bu vesileyle bizler de kendisini rahmetle anıyoruz.